değerlerine göre orada ve çocuk yani. Kendi inandı. Ya çocuğun inancı mı olur, dini mi olur ya? Ufacık çocuk ne anlar? Çocuklara din dayatmak, hatta din öğretmek saçma. Ahlak öğret, evet. Erdemli şeyler, mantıkla. Ama dogma hiçbir vakit şey etme. Çocuğa dogma nedir ya? Dogma dayatıyorsun, dogma. Platformdan indirilip rencide edilmesi ki gerek... indirilmesi... Gerekli miydi falan diyor. Hayır, o kıza aile ve çevre tarafından çocuk yaşta dayatılmış köleci bir din var. Milyon kız çocuğunu din dayatmasından koru, hiçbiri kendini kara bir torbaya gömmeyecektir. Rencide olan yok. Rencide olmak ne demek? Başkalarından utanmak, başkalarının önünde rezil olmak yok. Çünkü kimliksiz. Rencide olması için tanınması gerekir. Çocuğun yüzünü yok etmişler. Zaten rencide olarak oraya gelmiş. Kişiliği öldürülmüş. Canım kardeşim bunu niye görmüyorsun ya? Senin onu anne babasına, hocalarına kızman lazım. Kim bu çocuğu o torba içerisine hapsetmiş diye. Gözünün daha aydınlığı görmesine engel olmuşsun ya. Bir yemek bile yiyemiyor normal olarak toplumda. Kimliği yok, kimliksiz hale getirilmiş. Bu umurunda değil. Orada sahneden çıkarılmış diye. He? Peki bikiniyle gelseydi bu çocuk ne olurdu? Ya olmaz böyle çocuk falan. Olur mu? Çıkarılır değil mi? Bu? Hani o çocuğun değeri öyleyse? Bütün öyle taraflı, saçma, salak bir tartışma daha devam ediyor. Hepsi böyle, sanki böyle birer duyar kasılıyor. Duyar kasmak mı? Ne demek? Evet, bu da benim ona cevabım. Bu çocuğun torbaya gömülüp kelleştirilmesi seni üzmüyor. Onu sahneye yüzsüz bir biçimde çıkaranlara kızmıyorsun ama onun sahneden ayrılmasından rencide oluyorsun. Burada sanki merhametli ve özgürlükçü biriymiş gibi palavra atma. Uyduruk dininiz zalim, köleci ve faşist. Aynı zamanda pedofil. Uydurdukları iftiralar Muhammed Peygamber'e 9 yaşındaki kızla evleniyor, yatağa giriyor. 6 yaşında güya evlenmiş de 54 yaşında hacı amca. Yani korkunç bir şey. Evet. Bu arkadaş sanıyorum makul bir eleştiri yapmış. Diyor ki çocuğun sahnede GN The Ark. Çocuğun sahnede durmasına izin verseler GN ismini bilmiyorum, Fransız olması lazım. Fransız ismini kullanıyor. Bu Joan of Arc sanıyorum, bu ünlü kahraman Hristiyanlık şeyinde, tarihinde. Çocuğun sahnede durmasına izin verseler bu insanlık dışı uygulama normal karşılanıyormuş gibi dururdu. Çocuk rencide olmaz çünkü kimse ona sonradan bu sahneye indirilen kız değil mi diye soramaz örneğin. Yani burada pedagogluk yapacaksak önce anormalliği anlamalıyız. Çok güzel diyorum, aynen. Diyelim ki bir aile çocuğunu sahneye peçe yerine bikiniyle çıkardı diyorum. Elbette o durumda da o çocuğun sahneden çıkarılması gerekir. Kız çocuğunu diri diri torbaya gömen peçe konusunda özgürlük nutukları atan arkadaşlar bikini kız için de aynı tepki gösterir mi? Ondan sonra birisi diyor ki, birisi sormuş bunu. Bunu şu adama vermiş. Demiş ki, hocam bununla ilgili herhangi bir yorumunuz olacak mı Edip Yüksel'le ilgili? Benim bu tweetimi onunla paylaşmış. Hakkı Yücel adında birisi. Diyor olmayacak. Bu Edip Yüksel'den ne kadar uzak durmak gerekirse o kadar uzak durmak iyidir. Benim de cevabım o. Tucson'da yaşıyorum. Bu uzak yerlerden birisi aslında şöyle bir daire içerisinde. Şurası Hindistan'ın, şurası da sanıyorum Orta Asyalar falan, Sibiryalar falan, kutup. Öyle en uzak noktalar, en uzak noktalardan birisini buldum. Oraya gidin, Hint Okyanusu'na gidin. En uzak. Edip'ten en uzağa gidin diyor utanmaz herif. Evet, işte şu. İbret için şu resmi görün. Evet. Ve Sünni Şii dinlerinde köpek,
eşek, domuz ve kadın. Yani domuz ile aynı kategoride ismi geçen, cehennemdekilerin çoğunluğunu oluşturan, erkek tarafından arada bir, iyice veya hafifçe dövülen ve aklı ve dini nakıs olan kadınların varacakları ideal istasyonun fotoğrafını da şuraya alayım. Tweet'i gözlerinizle okumak istiyorsanız. Maşallah. Ondan sonra birisi diyor ki,